Olağanüstü bir süreçten geçen Ukrayna'da son 2 gün içinde yaşanan şiddet olaylarında onlarca kişi hayatını kaybetti. Ülkenin içine düştüğü siyasi krizden çıkış yolu için Avrupa Birliği ve Rusya sürece aktif olarak dahil oldu. Çatışmaların merkez üssü Bağımsızlık Meydanı'na akşam karanlığıyla birlikte sessizlik çöktü. Çok sayıda polisin de eylemciler tarafından rehin alındığı bildirildi. Şiddet olaylarına son vermek için siyasi diyaloğa hız verildi. Almanya, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları hükümet yetkilileriyle görüşmek için Kiev'e gitti. Yoğun görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovych bu yıl içerisinde erken seçimlerin yapılması teklifini kabul etti. Yanukovych'in verdiği tavizleri tatmin edici bulmayan eylemciler devlet başkanının istifasını istiyor. Tabii ki korkuyorum. Herkes korkuyor. Eğer hiçbir şey değişmezse daha fazla korkmaya başlayacağız. Herkes bunun farkında. O yüzden biz de buradayız. Taş ve Molotov kokteyli burada insanların kendilerini Çevik Kuvvet timine karşı koruması için kullanılıyor. Çevik Kuvvet insanları öldüresiye dövüyor. Diğer yandan Avrupa Birliği Ukrayna'ya yaptırım kararı aldı. Ülkede şiddet olaylarının arkasında olan hükümet yetkililerine seyahat yasağı getiriliyor. Avrupa Birliği olayların devam etmesi halinde yeni yaptırımların getirileceğini açıkladı.